Sevgili YouTube izleyicileri hepinize merhaba, bu hafta kanalımızda çok özel bir konuğum var, Çağlayan Bakacan bizimle birlikte, Çağlayan Bey bir şirkette e, garanti emeklilikte genel müdür yardımcısı e, ve bizim aslında tanışmamız kitapları aracılığıyla oldu, e, çok çok kıymetli iki tane kitabı var, Panorama ve Karanlık Üçlü şimdi okuma tecrübemi anlatacağım birazdan size. bu kitabı daha önce elime geçmişti. Şöyle bir göz atmıştım ama Karanlık Üçlü'yü hemen okudum yani. Geçen hafta cumartesi günü başladım. Pazar günü bitirdim. Hevesle bitirdim. E sağ olsun kendisi de davetimi kabul etti. Çağlayan Bey merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar çok çok teşekkürler davetiniz için. Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. E, tabii e, PDR mezunluğundan e, üst düzey yöneticiliğe doğru giden bir yolculuğunuz var. Bir kısaca sizi kendinizi acaba tanıtabilir misiniz? Sizi tanıyabilir miyiz? Tamam, şöyle PDR'den de, psikolojik danışmanlık tarafından sonra tabii e, finans dünyasında e, işe başlıyor olmak ve orada uzun yıllar çalışmak çok da karşılaşılabilen bir şey değil. E, hiç aklımda yokken kurumsal hayatta kalıyor olmak Garanti gibi çok güzel Müthiş bir okulun içinde kendime yer buldum evet. e, Zaman içinde işte O psikolojik danışmanlıkla Bir şekilde insan kaynakları ilk önce Sonrasında e, business tarafına geçmeme rağmen hiç kopmadı e, evet. Arkasından e, yüksek lisans uygulamaları Psikolojide falan derken O kası sürekli aktif tutmaya çalıştım Evet e, Ya Baktığınızda da 40 yılı aşkın süreden beri iş hayatının içindeyim. Nasıl iş hayatının içindeyim? 25 yılı bunun kurumsal çok güzel bir okul dediğim gibi. Ama ilk başladığımda ilkokul okul sınıftayken, 10 yaşlarındayken ilk ustam böyle beni elimden tuttu. İzmir'de bir çay bahçede e, garsonluk denemine başlattı. <laughs> e, i̇lk ustam diyorum şey o zamanlar tabii kendisinin ben böyle ilk öykündüğüm liderim. Ustam olduğunu bilmeden baba diye hitap ediyordum. Ama sağ olsun beni çok güzel okullarda e, okuttu. Neydi bu okullar? Torna tesfiye, çaycılık, saatçilik, mobilyacılık falan gibi bir sürü şey oluştu. Işte. Tabii bu süreç ve arkasındaki kurumsal hayatta onlarca liderle çalışma şansım oldu. Tabii tabii. Şansı da şunun için söylüyorum. Olduğum yerlerde işin aydınlık tarafında benim öykünebileceğim gerçekten böyle olmalı diye onlarca kişiler vardı. E onlara öykündüm. Onlara işte Yavaş yavaş biliyorsunuz tenrisatla oluyor bu işler. Doğru. Ya bak, Bir de uzak durduğum kişiler de vardı böyle. Ya bunu yapmamam lazım dediğim kişiler vardı. Dolayısıyla bu liderlik meselesi de özellikle e, dediğim gibi psikolojide biraz daha derinleşmeye başlayınca kurcalamaya başladığım bir mesele oldu. Liderliğin psikolojiyle olan bağlantısı. Evet. E, orada da e, bir niş konu herkesin böyle çok da üzerine gitmediği nedenlerini sonra konuşuruz isterseniz Karanlık güç dediğimiz bu konunun üzerinde yoğunlaşmaya başladım. Evet. E Onlar zaman içinde işte akademik tarafta e, yazılar vesaire falan derken kendi kendine ilk kitaba dönüştü. Karanlık e, üç önce panorama var. Karanlık küçükten evet. aydınlığa liderlik böyle. Evet. Hem orada şey anlattım, karanlık güçlü anlattım biraz akademik tarafını. Hem de kendi öykündüğüm aydınlık taraftaki liderleri anlattım. O akademik tarafı da okuyacağım. Valla böldüm sizi. O akademik tarafı evet. da okuyacağım yani. Gerçekten evet. çok önemli. Çok bir... veriye dayalı ve hakikaten konu şey yapar. Çünkü Türkiye'de maalesef bu konuyla ilgili çok da fazla yayın yok yani. Nedenlerini konuşabiliriz. Neden olmadı ile ilgili. Konuşalım evet. nedenlerini Çağlayan ee, Bey. Niye yok? Ya, tamam. Niye yok? Şöyle ee, biz tabii lider dediğimiz kişiden çok şey bekliyoruz. Hı. Çok farklı beklentilerimiz var. Bunu beklentileri söylerken hemen iş hayatındaki liderlerden ele alalım. Evet. Bir lider performansımızdan sorumlu olacak. Sadece bizim performansımızdan değil, şirketin performansından sorumlu olacak. Yönetim kuruluna karşı, borda karşı sorumlu olacak. Şirketin bekasını koruyacak. E, i̇çeride şimdi yeri güzel güzel şeyler söylüyoruz işte. E, huzuru sağlayacak, mutluluğu sağlayacak, iş yeri ortamını sağlayacak. Bir e de bunları yaparken adil olacak. Tabii. Evet. Lider bunu çoklayabiliriz. Her türlü liderle çoklayabiliriz ama beklenti çok yüksek. E şimdi bu kadar beklentimizin olduğu bir yerde de biz o lideri kendi algımızda biraz olduğu yerden yukarılara koyuyoruz. Onu anarken böyle çok daha sıfatlarla anmaya başlıyoruz. Evet, evet, gidelim bakalım işte. E, internete girsek, lider desek 10 tane, 20 tane arka arkaya işte karizmatik lider, etkili lider, işte kapsayıcı Durum, lider. lider. Durumsal lider. Durumsal lider. Bir sürü güzelleme çıkarıyor. yani o sıfatlar çok şey. E ne oluyor ama? E diğer taraftan da ben 40 yıldır öyle ya da böyle iş hayatının içindeyim dediğim gibi e yüzlerce de insanlar karşılaşıyorum. E bu yüzlerce insanların büyük bir kısmı da yöneticilerinden, liderlerinden çok da memnun değil. Değil. Şimdi burada bir demek gibi soru soru var yani sorun var sorun var ya yöneticiler yönetmeyi bilmiyorlar ya liderler liderlik etmeyi bilmemiş oluyorlar. Ya bu evet. tamamıyla bundan kaynaklı olamaz. Ee, biz yönetim dünyası, iş dünyası, belki bunun içinde akademi de dahil olmak üzere danışmanlık dünyası hep böyle e, liderliği idealize olması gereken yapmamız gereken taraflarına odaklandık. Hatta romantik taraflarına çok odaklandık yani. Lider şöyle falan diye. E oturduk ondan sonra liderler değiştirmeye çalıştık. Ama şimdi görüyorsunuz ki lider dediğiniz işte bir insan yani. Etten, kemikten, sizin gibi, benim gibi, zaman içinde belki oluşan bir e, insan var insan İnsan oluyor yani. E, dolayısıyla insan dediğimiz zaman psikolojinin çok meşhidir. Olumsuz özelliklerde göreleştiğimizde olumlu özelliklerde siz bunu bütün olarak ele almazsanız bir şey çözmek e, mümkün değil. Sadece olumlu yönlere odaklanalım da olumsuz yönleri e, işte o karanlık tarafını görmezden gelelim tarafı çözümcül bir yaklaşım değil. Hep evet. O yüzden geride kalmış. Ya bu Geride kalmıştı da hadi ben birazcık kocalayayım dedim çamak sokmaya başladık. İlk de yapmışım yani iki tane evsel çıktı onun arkasından. Çok ee, iyi. Inanılmaz. Daha bütünsel bir bakış açısıyla bakabildiğimizi düşünüyorum. O yüzden Çok... Türkiye'de henüz popüler değil. Yurt dışında var. Çok güzel yayınlar da var sağ olsunlar. Evet. Şimdi ben de hani geçmiş 2010'dan beri eğitim danışmanlık ve koçluk dünyasındayım. Vaktimin önemli bir kısmını belki yüzde 80'ini liderlerle geçiriyorum. Her seviye e, yönetim takımıyla beraber oldum ve aynı zamanda da Jung koçu olduğum için Carl Gustav Jung'dan, ekolden dolayı zaten shadow'a bakarız, gölge taraflara bakarız. Bu konuda da yazarım. O yüzden aslında benim de dikkatimi çektiniz. Tabii ki bunun sizin gibi bir uzman değilim. Psikolojik alt yapısında dinamiklerinde çok fazla faktör var ve bunlar bir spektrum gibi geliyor bana o olumsuz özellikler. Şimdi size sözü vereceğim. O spektrum durumun nasıl bir yerindesiniz? Yani daha açıktan koyuya giden böyle degrede bir yer var orada. Neresindesiniz? O herhalde sizin varlığınızı belirliyor. Dolayısıyla ben sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum. Liderlere aslında... Bütün insanlara bakmamız gerektiği gibi bakmalıyız. Yani aydınlık ve karanlık taraflarıyla bakmalıyız. Liderliği yukarıya doğru bir yere konumlamamalıyız. Siyerarşik bir yere, uhrevi bir yere, daha kahramanca bir yere konumlamamalıyız. Çok güzel, çok güzel Evet, öyle diye anlıyorum. Süper. Ben şeyi merak ediyorum, yani bir özet biraz satır arasında söylediniz. Türkiye'de çok fazla ele alınmıyor diye. Ben özellikle karanlık Üçlüyü okuduğum için özellikle onun birkaç tane şeyini söylemek istiyorum. Yani benim şeylerim azılı takipçilerim var liderler arasında. Mutlaka okumalısınız arkadaşlar. Fark etmez seviyesi ne olursa olsun. Bu kitabı niçin çok beğendim? Bir soru işareti uyandırdığı için, merak uyandırdığı için. Kendimize bakma fırsatı verdiği için ve organizasyonda ya da geçmiş hayatımızdaki yöneticilere bakma fırsatı verdiği için çok sevdim. Ve açıkçası didaktik olmadığı için, öyküyle anlattığınız için e, çok beğendim. E, yazarlığınıza da öykündüm açıkçası. Çok e, sürükleyiciydi böyle. Hani hiç dışarı çıkmak istemedim. Bitsin can ne yapacak şimdi? Hani ne olacak şimdi? filan diye. Ee, o öykünün içerisine girdim. Bu anlamda da sizi e, takdir etmek istiyorum. Bu kitabı size ne yazdırdı? <laughs> ne yazdırdı? İşte ilk başta biraz girdik aslında o konuya. Yani e, işi insan olarak, insanın özel olarak baktığınızda... ...iki tarafına da bakmak zorunda olduğumuz zorunluluğundan başladı aslında. Evet. Yani birbirine bakmak zorundaydık. Ama ben bunu kendim e, yüksek lisansımdaki... Çalışmalarım sırasında da kaynağa başvururken çok zorlandım. Hmm. Maalesef hani Türkiye'de çok da kolay değildir bunları dile getirmek evet. insanlara. Çünkü hani karanlık işi diyoruz ama arkasından da üç tane şey söylüyoruz. Makyemelist diyoruz, narsist diyoruz, psikopat diyoruz. E şimdi bunları söylemek bile karşı tarafa bir dakika nereye gidiyor bu konu diye dedirtecek olan şeyler. Özellikle evet. bizim Geri bildirimi açık olmayan toplumlarda bile normalinde Doğru. çok sıkıntı bunlar. E şimdi kaynak bulamamaya başlayınca ben de mecburen yurt dışındaki kaynaklar e, tarafında eğildim. E oradan e, o e, projeyi hazırlarken e, bir şeyler ortaya çıkmaya başladı aslında. Yani o ilk kitabın altyapısını oluşturan şeyler çıkmaya başladı. Sonra yine sağ olsun akademiden hocalardan geldi. Ya bunu bir şey yap, bir paylaş bakalım. Bu bilgi paylaşılması gerekiyor çok da kaynak yok. Değil. Yok hakikaten Türkiye'de yani bilebildiğimiz kadarıyla bu konuyu çalışan kişi de yok. dolayısıyla böyle başlayan bir hikaye. ben bunu da görüyorum hani o yolculuk nasıl bir yolculuktu? şimdi bunu ilk başta kısa olarak konuşursanız şöyle bir algı oluşuyor insanlarda. Karanlık işte, ne? Psikopat, narsist. Aman uzak dur Tuka kadar bunlar. Elimletmeyiz. etmeyiz. Hayır öyle bir şey. Bunlar Bambaşka özellikleri olan, yeri geldiğinde harikalar yaratabilen belli kısıtları var. Konuşacağız onları da. E, yeri geldiğinde de işte bizim bu Netflix'te şirket öykülerinin nasıl battığını gösteren belgesellere konulan kişiler. Uçlarda yaşadıkları için ya aşağı kaldırırlar ya da sizi dibi gösterirler hissederler olarak. Dolayısıyla her iki tarafını da ele almamız lazım. Ölçülerini çok iyi ortaya koymamız lazım. Eee Ondan sonra da tedavisini, tedavisini bir e, şey olarak söylemiyorum. Psikiyatrik ya da psikolojik olarak söyleyeyim. Şirket açısından tedavisini ortaya koymak lazım. Evet, Çünkü evet. sadece zarar verdiklerinde kendilerine ya da çevresine zarar vermezler. Şirketin bütününe zarar verirler. DNA'sına zarar verirler. E son şey de e, son kertte de toplumsal e, sağlığa zarar verirler. Tabii aynen. Şimdi oraya bir tanımlayalım mı izleyicilerimiz için? Karanlık, üçlü yani narsistler, makyavelistler ve psikopatlar. Bu üçü Hı? bir arada tanımlayabilir misiniz? Ne demek istiyorsunuz yani bunlarla? Ya, Öyle yapalım. Şimdi makyaviristin dediğimiz şey aslında bir kişilik özelliği. İşte Nikola Mokfeli'nin 1400-1500'lerde yazdığı Prens adlı eserden ki siyasetçidir bu adam. Evet. E, siyaset nasıl yapılmalı diye yazdığı şeylerden e, çıkardığımız evet. o kişilik özelliklerini gösteren e, özellikleri diyoruz. Bozukluktan bahsedemiyoruz, henüz diyemiyoruz. E, bilimsel bir tarafı yok. Evet. Ama ne zaman sizime ve psikopatiye geldiğinde bunlar birer kişilik bozukluğu. Evet. E, kişilik bozukluğu dediğimiz şeyde biz nasıl tanımlarız kişilik bozukluğu ya da bozukluğu e, psikoloji tarafından? ortalamadan sapmadır bu bir çan vardır. Altta kalanla üstte kalan sıkıntılıdır. Hı hı. E, bunları böyle ayrıştırdığımızda e, bu adamların bozukluk tarafı var ve çok üzerine çalışılması gereken bir e, şeyden bahsediyoruz. Süreçten bahsediyoruz. Şimdi dediğim gibi o yolculuktan sonra ben bunların e, olumlu yönleri tarafına da baktım. Narsizmi kendine ait çok has özellikleri vardır. Buyurun. Nars, Narsizmin tek başına ee, tamamıyla karalayabileceğimiz bir şey yoktur. Çünkü Freud da söyler, Nick da söyler, normal kişilik gelişimde de yeri vardır. İşte ya tehlikeli narsizm, tehlikesiz narsizm diye ayırırız. Freud gibi birincil narsizm, ikincil narsizm diye ayırırız. Kişilik gelişimleri var. Psikopatin ise belli bir doza kadar yine normal kişilik e, gelişiminde yeri var. Hayatta kalabilmek için. Survive edebilmek için. Survive. Çünkü e, Bunları nereden şey yapıyoruz işte kişilik bozukluğu diyoruz. Genelde işte Amerikan menşeli, İngiliz menşeli normlara göre şey yapıyoruz. Ama bu normların hiçbir kalkıp Afrika'da bir kabilede çalışmıyoruz. Hı -hı. Orada e, sopayı birisinin kafasına vurmadan ne lider olabilirsin ne hayatta kalabilirsin. Hı -hı. Dolayısıyla hani o, onları bir şey yapıyor olmak lazım. Hepsinin Hı -hı. ayrı özelliği var işte. Narsistler kendini sever, kendini beğenmez. Aynen narkistos gibi kendine aşıktırlar. Psikopatlar e, şiddet kullanmaktan çekinmezler. Bu şiddeti sadece fizikli olarak algılamayalım. Çünkü şiddet sadece fizikli değil. Işte ekonomik de olabilir. Sosyal şiddetli, hatta şimdi dijital şiddetimiz var. Evde evet, şiddet olabilir. Duygusal, olabilir. duygusal şiddet olabilir. Bir sürü şey olabilir. Bunu kullanırlar. E, de Tam bir manipülasyon ustası. Hedefe gitmek için koştura koştura ne yapmaları gerekiyorsa. Ne kadar işte ucu açılmamış, yalan, kıyıkta köşkte kalmış, kendi ajandalarında da kullanabilecek bir şey varsa onları yaparlar. E şimdi bunların üçünün geldiği e, bileşime biz kesin kümesine karanlık güçlü diyebiliyoruz. Yani bir insana sadece narsist diye karanlık güçlü bir birey diyemeyiz ya da psikopat diye karanlık güçlü bir birey diyemeyiz. Bunların üç özelliklerini gösteriyorsa biz karanlık üçlü diye bunu bu hmm. arazileri zaafları tanımlayabiliyoruz. Ne özellikleri? Çok özür dilerim. Bir şey sorabilir miyim burada? Lafınızı valla böldüm. Ne olur unutmayın. Yani e, bu özellikleri barındırıyorsa karanlık üçlüye sahip bir lider diyebiliyoruz. O, mesela organizasyon açısından. E, biri varsa, Değilir. Yani Değilir artık... varsa... Psikopatsa ya da bir Narsist. kişilik bozukluğu var deriz. Nasıl psikolojik evet. kişilik bozukluğu var, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu var diyebiliyorsak evet. onu da diyebiliriz. O zaten bizim hani e, iş dünyası liderlik tarafının dışındaki bir konu. Hatta psikiyatristlerin, psikologların hakikaten yalın da olması gereken farklı çözümleri olan işler. Evet yani yoksa hani iş işte dünyasında da yani paranoyak var, obsesif kompulsif disorderlar var, hani takıntılılar var değil mi? Ee, var, çok çok da Olması da gerekiyor çünkü toplum popülasyonunda olan şeyler bunlar. Onların da yansıması, iş hayatında, geri geliyor mahallemizde, yeri geliyor işte evin içinde olabiliyor. E, olabiliyor, evin Bunu içinde olabiliyor. Aynen. Yani bu özellikle üçünün ele alındığı evet, şeye kavrama karanlık üçlü diyoruz. Tamam. Çok iyi. Ayrıştırıcı özellikleri davranış kalıpları vardır aslında. Ee, şey, altı tane şeyden bahsedebiliriz çok net tanımı için. Çok iyi. Buyurun. Birincisi inanılmaz inanılmaz çıkarcıdır davranış. Karanlık üstü biri çıkarını olmayan hiçbir şeyin altından e, imzasını atmaz, peşinden koşmaz. Tamamıyla kendi çıkarına geliyor olması lazım. Bu sizin çı çıkarınızı da gösteriyor olabilir, ama ajan tarafında kendi çıkarıdır. Hmm. İkincisi bencildirler, hat safada bencildirler. Hmm. Fark etmeyebilir sizi fark etmeyebilir sizi altını çizerek söylüyorum çünkü hakikaten başka şeyler ustasıdırlar. Ee, o bencilikleri sadece, sadece iş hayatında değil, her durumda o bencilliğini ön plana çıkarmak zorundadır. Yani dediğim dedik tarafı. Dedik tarafı. Hı hı. Sinemaya da onun isteğiyle gidilir. İş de öyle yapılır. Evde de onun istediği marketten alışveriş yapılır. Çocuklar da onun istediği okula gider falan gibi. Kendi şeylerine giden vardır. Hı. Üçüncüsü çok e, güzel ve ayrıştırıcı aslında çok net şey yaparsınız. Ortama Uyamazlar. Ortama uyma becerileri yoktur onların. Hmm. Neyi söylemeye çalışıyorum ortama uyamamaktan? işte sosyal normlarımız var. Kurumsal bir ortamda davranış kalıplarımız belli. Formal bir ortamda belli. Arkadaş hmm. şeyinde belli. Hmm. Ama e, narsizmin baskın özelliğinden dolayı hep onlar ön planda olmak zorundadır. Konuşmak zorundadır, dinletmek zorundadır. Dinlemeye muhtaçtır, beğenilmek zorundadır. Beğenilmek o, zorundadır. De, e, bunu nasıl ortaya çıkaracak? Ee, ortamdan farklı davranışta bir böyle sivrilmeye çalışıyor olacak. Çünkü karanlık güçlü özellikleri özellikleri narsizmden de tabii çok etkileniyor bu. Olmayan şeyleri gösteren şeydir. Yetkinliklerini gösteren çeşitli yani kendisinde olmayan şeyleri varmış gibi gösterme ustadırlar. Anladım. Yukarıdan i̇şte, baktığınızda son derece entelektüel kapasitesi yüksek sanatla uğraşan işte Dışarıdan şöyle baktığımızda son derece kabul edilebilir seviyelerde e, imlenilecek bir hayatı olan kişiler görebilirsiniz. Ama iş işi yapmaya, e, yönlendirmeye vesaire ya da o konuda bilgi sahibi olmaya gelince orada çok eksik kalırlar. Bunu başka türlü kapatırlar. Dört, manipülasyon. Çok, çok şey özellikleri vardır. Size duymak istediklerinizi söylerler her zaman. Kafanın arkasında bir ajan da vardır. Bu manipülasyon e, sadece kendileri için değil, kendi çıkarları için başkalarını da e, manipüle etmeye şey yapar. Ben Selmin hakkında derim ki işte Ahmet'ten uzak dur, şudur budur falan filan. Ya da yöneticiniz sen. örneklere de girdim böyle. Ya, iyi, çok iyi oluyor, çok netleşiyoruz, bravo. E, çok e, şey sen mesela Selim'cim sen bir tanesin, bu şirketin gözdesin. Senin herkesten daha farklı bu bilgilere sahip olma hakkın var. Anamızda kalsın ama bak gelişmeler şöyle diye ben size bir spoiler veriyorsam zaten uzak durun orada çünkü işe hmm. bir şey inanırım. Siz olduğunuz görevde pozisyonda bilmeniz gereken şeye bilmeniz gereken zamanda ulaşırsınız. Öncesinde ulaştığınızı düşünüyorsanız manipüle edilme ihtimaliniz çok çok yüksek. Çok iyi bu. Bu çok dolayısıyla <laughs> Dolayısıyla kafandaki ajandayı yapmak için manipülasyonu çok çok kullanırlar. Bir sonuncusu altıncısı diyebileceğim. Bunun ayrımına çok iyi varmak lazım işte. Performans odaklıdır... şöyle e, adeder onlar. Ne pahasına olursa olsun performans odaklı olun, başarı odaklı Şimdi o başarı kriteri kendini ve e, kendini parlatmanın kriteri olduğu için arkasında yaktığı, yıktığı, geride bıraktığı şeyleri falan düşünmezler. Ne evet. pahasına olsun. Tabii ki herkes bir lider olarak başarı odaklı olacak, performans odaklı olacak. Bu olmazsa olmaz zaten. Lider, liderden beklediğimiz şeylerden bir tanesi. Ama lider şey de düşünüyor, bu tarafta konuşuyoruz. Bu işin sonunda ben nasıl bir bedel ödeteceğim ve ödeteceğim. Ödeteceğim. Hmm. Altındakine, yani. yanındakine, yukarıdakine. Çünkü herkes bir, bir el taşına altına koymak zorunda. Kranlık, <laughs> kırar, döker. Ne pahasına olsun başarıya odaklanır. Notlar almışım. Onları arıyordum da e, notlarımı. Sizi dinlerken daha çok e, düşündüm bunu. Karanlık üçlüye sahip lideri acaba psikometrik testlerle filan e, diagnoz etmek, tanımlamak falan mümkün olabilir mi? Yani organizasyonel olarak böyle bir bilinç e, anlatabilir mi? Böyle bir bilinç gelişebilir mi sizce? Çok mu ya, uzak konuştum? Değil, çok çok net bir şey yaptın. Şimdi karanlık. Üçünün bir bireyleri işte biz psikopati de, narsizmi de belli bir yere kadar makkevelizmi de zaten psikometrik testlerle bulabiliyoruz. Hmm. E, rahat ölçebiliyoruz. E, nereden rahat ölçüyoruz? İşte hemen bir tane veri vereyim. şey psikopati tarafı. Toplumun yüzde birinde vardır psikopati. Nereden biliyoruz? İşte e, psikiyatrik merkezlere, hastanelere başvuran, bu konuda yardım alan, başvurmasıyla psikopatili olması şart değil. Teşhisi konulan kişilerin toplumu oranı popülasyonda yüzde bir. Daha kolay bulduğumuz bir yer var. E i̇şte toplumdan soyutladığımız, kapalı parmaktan arkasına attığımız cezaevleri, hapishaneler Burada ağırlıklı olarak şiddet ve benzeri suçlarla girenlerin yaklaşık yüzde ellisi psikopatiye sahip. Müthiş bir orana gidiyor. Müthiş bir oran. İnanılmaz. E bir de hiç tahmin edilmeyen bir yer var. Neden konuşmadığımızda şimdi anlayacaksınız o anlaşan masalarımızda büyük yerlerde yukarılarda oturan yani hani şey tarafında liderler diyebileceğimiz kişiler o masanın çevresinde bizim yüzde beş ile on olduğunu tahmin edebiliyoruz. Tahmin edebiliyoruz çünkü dediğim gibi bunun e, envanterlerini uygulamak şunlar bunlar hiç işte de kolay değil. Hatta karanlık üstün tamamını ölçebilen bir karanlık üçlü envanterimiz diye bir envanter var. Çok da iyi bir şekilde Türkçe'de de Çok güzel bir Türkçe çevirisi var. Daha kullanılan bir data görmedim. Gerçekten mi? Var mı evmateri? Akademik tez dışında çok da iyi bir çevirisi, e, geçerlilik güvenlik çalışması yapılmış ama bir yerde kullanımda şahit olmadım. Hı -hı. Ama siz bunu neden tezlik dedin diye sordunuz? Ya ben niye sordum? Ee, ya çıkmasınlar yukarı diye. <laughs> O olacak o. o <laughs> Onların... Dozajı yani eğer kişilik bozukluğuna doğru gidebilecek bir dozaj varsa ki ben gördüm, <gülüyor> <gülüyor> ki, ki ben gördüm yani e, daha fazla insanı e, negatif etkileyebilir. Çok takımlar insanları bu anlamda etkileyen var. E, e, kişiler görmüş müdür, duymuş mudur danışanlarımdan da biliyorum yani. Hani kabul edilebilir bir seviyenin dışındaysa buna baştan önlem almak mümkün olur mu diyor açıkçası safça bir soru soruyorum yani. Ben, ben tabii şey olarak da hani bakış açısı olarak da herhangi bir kişilik bozukluğu ya da işte psikolojik rahatsızlığı, arazi değil, adına ne derseniz değil. ...ayrıştırmanın ve dışarıda bırakmanın çok sağlıklı bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Ya çok tatlısınız. Neden? Elimiz, elimizde böyle bir envanter var bizim biliyoruz ama işte... ...muhtemelen bu konuyla ilgilenen başka bir arkadaşınızın elinde de... ...obsesif kişilik bozukluğunu ölçen bir envanter var. Ee, bugün DSM işte Amerikan e, Psikiyatri Birliği... 10-11 bir tane kişilik bozukluğu tanımlıyor. Sadece kişilik bozukluğu bir sürü şeyimiz var. Şimdi biz bu insanları dışarıda bırakmak için bir şey yapmıyoruz. Çok insancı buluyorum bu söylediğiniz şeyi bu arada e, Çağlayan e, Bey. Yani, biraz biraz evet. da çok sözünüzü kessin Hem insancı bu benim bakış açımdan dolayı ama bir yandan da bu adamlara da ihtiyacımız var. O yüzden söyledim. Bu kadar karanlık güçlü bireyleri öyle e, hemen çöpe atılacak uzaklaştırmamız gereken yerler değil. Bunlar e, iki Başarılı tane... Da iç iç e, uç noktada gidiyorlar. Bir tane şahlandırı şirketi ya da batırır. Siz yani karanlık güçlü bireyine şirketi teslim ediyorsanız standart bir şirketi geri almanız mümkün değil. Ya batmış bir şirket alacaksınız ya hayal etmediğiniz bir yerde bir şirket alacaksınız. Son derece şeydir. E, karanlık güçlü bireyleri de e, normal popülasyondan çok daha fazla bu pozisyonları isterler. Çok daha aday olurlar. Ve daha fazla bedel belirlerler aslında baktığımızda. Peki yukarı doğru çıktıkça artar mı? Var mı böyle bir istatistik? Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Böyle bir araştırma var. Ee, İngiltere'de bir araştırma var. Bort ve Fritz'in herhalde 2005'li yıllarda. Ee, iş hayatına girmiş kişilerle yeni ilk liderlik pozisyonuna gelen yöneticilik pozisyonu diyelim ona. Evet. Bir de yukarıdakileri bir karşılaştıralım demişler. Bir karşılaştırma grubu olabilir. Karanlık üstü özellik bakımından bu envanter olarak. Arada tam 20 kat fark çıkmış. Şimdi orada nereye geliyoruz? Yumurta mı tavuk tavuk mu yumurta Aslında şu süreç ve kendi e, yaptıkları işlerle, parlatmalarıyla sağa solu kırıp döküp onu bunu ekart etmeleriyle başka özellikleri manipülatörler daha hızlı gelebiliyorlar. Daha fazla uğraşıyorlar bu pozisyonlara. Neden? E, çok geçerli bir nedeni var aslında baktığımızda. E, karanlık üstünün beslenme kaynağı güçtür. Hah, şimdi onu Gücün olduğu yerde nefes almak ister, e, o güç gösterilerini yapabileceği yerde nefes almak ister. şimdi iş dünyası baktığımızda e, görece e, şeyde özellikle özel sektör ve şey tarafından söylüyorum, e, prestijli yerler sunuyor liderlik pozisyonları, yüksek gelirli paketler sunuyor. Yaptığınız şeylerin çok da sorgulanmadığı, postlar sunuyor size. E şimdi legal olarak güç gösterisinin yapılabileceği yerler burası. O da en güzel beslenme alanına gitmek için elinden geleni ortaya koyuyor. Her evet. zaman olacaklar yani. Her zaman olacaklardır. E, enteresan. E, çok teşekkürler araştırmayı paylaştığınız için. E, bu hafta için son sorum şu Çağlayan Bey. Hazır oraya gelmişken yani e, güç elde etmek isterler dediniz ya. E ee, güç kavramı organizasyonlarda farklı tanımlansaydı eğer karanlık güçlü yaşam bulur muydu? Ya. Ilk şey şeyden aslında karanlık güçlü çok nefes alamadığı yerler mesela çok kurumsal kültürü olan kurumsal hafızasına çok e, bağlı şirketin DNA yapısının en başından beri yaşatılan yerlerde çok kolay kolay nefes alamazlar. Hayat evet. bulamazlar. Bunlar genelde daha çok, çok hızlı değişimlerin olduğu, çok performans odaklı olduğu yerlerde kendilerini gösterebiliyorlar. Çünkü güç kavramını tanımlama tarafında, ya bence güç kavramının şeyinde, tanımında bir problem yok. Yani güç ne demek? Mecazi anlamda şeyi yapıyoruz. Yani bir insanın iktidar sahibi olması, bu iktidarını kullanabileceği yeterliye sahip olması. Bir bu kadar basit felsefeye girerim şimdi sizinle. <laughs> Hayır ama bu, bu güç dediğinizde bir insana güç kullandığınızda bunu şey yapıyoruz. İşte bunun için ne lazım? Bir takipçilerinin mutabakati lazım koşulsuz şartsız onu destekleyen bu iktidarınızı e, şey yapan bir şey. Bir de yaptıklarınızı onaylaması gerekiyor. Ama bir değil mi? E, onaylamak. Yani. onaylamak için de yetkinliğinizin oluyor olması lazım. Ama bu biz... tarımda şey şeyde problem yok bence. Ben kavramsal olarak güç dediğimizde e, bir kere para geliyor değil mi? Hı -hı. İnsanların aklına? Şu anki gündemimizi düşünelim insanlar güç değil tanınmak geliyor, ünlülük geliyor, evet, e, hiyerarşik olarak yukarıda olmak geliyor, ünvan geliyor... Ve dolayısıyla o takipçi dediğiniz kitlenin büyüklüğü geliyor organizasyonda ya da hayatta eğer gücü biz farklı e, tanımlayabilirsek eğer bana göre güç şudur da yani hani e, kararlılık bir güçtür inat etmek bir güç değildir değil evet. mi azim bir güçtür ama hırs bir güç değildir dolayısıyla hani neyi güç diye tanımladığımız da e, e, önemli. Yani oradaki narsistik şeyi görüyorum burada. Hani yukarıya doğru çıktıkça belki şey kontrol etme işte o biat yani koçvari liderlik yerine biatı birazcık daha palazlandırmak etki ediyor olabilir gibi geldi. Bilmiyorum bana. Bir, bir, çok güzel söyledi. Çok tam bir şey böyle cuk diyorlar. Neden biat tarafında var? Şimdi biz tanımda sorun yok dememin sebebi şuydu. Hmm. Baksın diğer tarafa tanın belli. İktidar ve yetki, o iktidarı kullanabilecek yetkinliğe sahip olmak. Gücün evet. şey bu. Evet. Ama algılarımızda en başında söylediğim liderlik tarafı dediğimiz kişiye öyle bir ulvi yere koyuyoruz ki onu. Öyle bir hani e, farklı sıfatlarla anıyoruz ki o olması gerektiğinden daha yukarı çıkışlı. Olması gerektiğinden daha e, çıkar, çıkarılan yerlerde bu sefer, bir, bu sefer bir sınırsızlık başlıyor. Evet. Sınırsızlık demek e, mutlak nitelik, mutlakiyet anlamına gelir. İşte ondan sonra da bu itaati çevredir. Bu evrilen şerefize tanrısal bir güce getirir. Hadi, ha, haddini aşmış olur yani. Haddini aşmış oluyor. Zaten algımızda, evet. şeyimizde bu şey var. Aynen. Problem. Bunu söylemeye çalıştım. Yoksa e, tabii ki şey... Yer bulabilirler mi tarafı tanımımızdan ziyade hakikaten bizim kurumların içinde yaptığımız, e, insanları nasıl yönlendirdiğimiz, ne kadar o DNA'ya sahip olduğumuzla alakalı bir şey. Bir de işin tabii doğrusu e, karar vericilerin yani oralara getiren kişilerin bu karanlık güçlü bireylerine ne kadar müsaade edecekleri, musluk ayarlarını nasıl yapacakları ile ilgili. Harika. Görünüm. Yani B bıraksanız e, böyle saatlerce konuşurum. Yani hem is isimler geliyor, görüntüler geliyor, insanların mesela yaşadıkları sıkıntılar geliyor. bireysel olarak bana da gelme nedenleri geliyor. O yüzden çok uzun bir yayın olabilir bu. Gerçekten çok heyecanlandım. Çok çok güzel bir ilk bölüm oldu. Bence karanlık üçlünün ne olduğu konusunda netleşmiş olduk. E, bunun aslında bir e, terim, bir kavram olduğunu. Ee, narsizizm, makyavelizm ve psikopatinin aslında bir arada olduğu bir kavram olduğunda netleştik. Davranış göstergelerinde netleştik önümüzdeki hafta. Şimdi burada keselim ve önümüzdeki haftanın yayınını yapalım şimdi ama önümüzdeki hafta bu konuya devam edelim sizin için de uygunsa ve burada bu spektrumda olan liderlere biraz ne önerirsiniz ne tavsiye edersiniz gerçekten onlarca yüzlerce lider yetiştirdiniz sizde biraz sizin de somut tavsiyelerinizi alalım isterim ne dersiniz? Çok çok sevinirim çok çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim çok mersi.